Bıçaklama ve ateşli silah yaralanmalarında ilk yardım olarak neler yapabiliriz? Bu videonun konusu da tam olarak bu. Haydi başlayalım. Konumuz yaralanmalarda ilk yardım. Temel olarak yaralanmalarda bilmemiz gereken önemli unsurları kısaca maddelendirelim. 1. Saplanan bıçak ya da delici maddeyi saplanan yerden kesinlikle çıkarmayın ve bıçağı hareket ettirmeyin. Saplanan bıçağı çıkarırsanız o bölgedeki kanamayı daha da artırırsınız. 2. Saldırı anında saplanan bıçak ya da demir parçası çıkarılmışsa bu delikten bazen organlar dışarı çıkıverir. Organ ya da başka bir doku her ne olursa olsun tekrar içeriye, geriye sokulmaz. Bu iki maddeyi akılda kalması bakımından şöyle özetleyebiliriz. Giren çıkarılmaz, çıkan sokulmaz. 3. Yarayı temiz bir bezle örtün. Açık yaralar havayla ve toprakla temas ettiği sürece mikrop kapar. Yaralanmalarda temasından korkulan en tehlikeli maddelerse dışkı ve topraktır. Olay yerinde yarayı temiz bir bezle örtmek kişiyi özellikle tetanoz bakterisinden koruyacaktır. Tetanoz aşısı takibini unutmayın. 4- Kanama varsa temiz bir bezle yaraya bası yapın. Dış kanamalar 3'e ayrılır. Birincisi atardamar kanamaları ki en tehlikelisi budur. Kesik kesik fışkırır tarzda akan açık renkli kanamalardır. İkincisi toplardamar kanamalarıdır. Sürekli aynı hızda akar. Toplar damar kanamaları atar damara göre daha koyu renktedir. Son olarak da kılcal damar kanamaları ki bu kanama türü genelde deri üstü kanamalardır. Öldürmez ama süründürür. Büyük atar damarlar iç kol, iç bacak, kasıklar, koltuk altı ve boyundan geçer. Buradan alınan bıçak darbeleri ölümcüldür. Kanamayı durdurmak için temiz bir bezle sıkı bir bası yapın. Kanamanın durup durmadığını kontrol etmek için sargıyı kaldırmayın. Kanama durmamışsa alttan kanama şeklinde zaten kanama kendini belli eder. Pıhtılaşma süresi normal şartlar altında 10 dakikadır. 10 dakika altında bezi, spancı kaldırıp kanama durmuş mu, durmamış mı diye bakarsanız kanamayı tekrar başlatırsınız. Kanama sebebiyle yaralı bilincini kaybediyorsa tek kemiklere hızlı ve basit turnike uygulayın. Turnike için 10 cm'den az olmayan bir bez, atlet, kemer veya kravat gibi materyallerden faydalanın. Hızlı ve basit bir turnike için benim önerim pantolon kemeridir. Kanama bacakta ise kemeri kasık bölgesine dolayın. Tokasından geçirin ve iyice sıkın. Kanama kolda ise kemeri koltuk altı seviyesine doğru uygulayın. Yaralının bilinci kapanmışsa kemeri başka birine tutturun ve bir ilk yardımcı olarak temel yaşam desteğine geçin. Bu basit turnikeden sonra uygulayabileceğiniz doğru bir materyale ulaştığınızda usulüne uygun bir turnikeyi yapmayı unutmayın. Turnike yapılan bölgeyi her 20 dakikada bir gevşetip 5-10 saniye kadar kanamasına müsaade edin. Aksi halde uzuv kaybına ve kangrene neden olabilirsiniz.